Ya dayım var ya, muhtar peygamber demez artık. Önce Güllü'yü kovacak, sonra beni. Ama bak buraya yazıyorum sana. Kız başka çare mi bıraktı ki Ramazan? Kovmayacak da ne yapacak? Turşusunu mu kucaklayın? Ya emme, hep o Gülizar'ın suçu ya. Yemin ediyorum sana. Ya orada o kadar insanız biz. Sen ne kavga mevzusu açıyorsun kardeşim? Kalkın boynuzlular, kalkın. Ne oldu kız? Siz burada pineklerken kız odada beylen işi uydurdu. Dayımla mı kız? Ya sen şöyle dur hele. Sanki elinden bir şey gelirmiş gibi. Yasin Ağa koş. Vallahi da işi uydurdular, billahi da işi uydurdular. Koş. Tövbe estağfurullah. Bey'e bir diyeceğin mi vardı? Ben... Bitmedi mi hala bunların konuşması? Evet hemşire. İşiniz bittiyse seninle konuşacaktım abi. Buyur hemşire. Seni dinliyorum. Bir saattir içeride konuşuyorsunuz. Kararını verdin mi? Ne zaman gidiyor bu kız çiftlikten? Gitmeyecek. Ramazan'la evlenmeyi kabul etti mi? Hayır. İstemiyor Ramazan'la filan evlenmek. Zorla güzellik olmaz Yasin Ağa. Olana söyle, bir daha yaklaşmasın kızın yanına. Evlenmeyecekse ne diye duruyor peki çiftlikte? Gidecek yeri yok. Ne yapalım yani? Babasına geri gönderelim de öldürsün mü kızı? İyi ama abi. Ne sıfatla duracak burada? Ne zamana kadar? Çiftlikteki herkese bir sıfat bulmaya kalksaydık... ...sen de benim dışında kimse kalmazdı hemşire. Ben yatıyorum. İyi geceler. Nasıl yaptığını bilmiyorum ama abimi kandırmayı başardın. Sakın zafer kazandım zannetme. Yalanlarınla, acındırma numaralarınla beni kandıramazsın. Bundan sonra bu çiftlikte seni çok zor günler bekliyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.